Haftalık burcumuza hoş geldiniz. Yani 22 Temmuz, 28 Temmuz arasındaki bu hafta bizi neler bekliyor, ama lütfen sokak canlılarını bir bardak su vermeyi, bir tas su koymayı unutmayın diyorum. Koç burçları aslında çok güzel bir haftanın arkasındaki planlarının çok doğru olduğu bir noktaya geçiş sağladılar ve bunlarla alakalı da işleriyle ilgili her şeyi rayına koydular. Sistematik tatil planına giriş yaptılar. Ama onlar için en önemli şey, hanedeki huzurluk bitti, iş karmaşası bitti. Daha rahat, daha temkinli kararlar içerisinde oldukları için hala otokontrolü kaybetmiyorsunuz ve yöneticiniz ya da çalıştırdığınız insanlarla ilgili bağlarınız daha verimli olacak. Ve bu aydan sonra, yani bu Temmuz biterken size çok daha güzel anlaşmalar gündeme gelecek. Bu sizin için hayırlı, endişe etmeyin. Fakat iş problemi yaşayan bazı koç burçları için de Ağustos çok uğurlu bir döneme giriş yapacaklar ve uzun süredikleri, istedikleri kapının feraha ermesi. İlişkiler konusunda koç burçları aslında evlilikleriyle güzel giden evlerine ev taçlandırması ve uzun süredir süren bazı yasal ve mahkemelerle ilgili para konuları ile ilgili netliğe kavuşma haftasına giriş yapacaklar. Ama en önemlisi de çocuk isteyenler için gerçekten keyifli bir evlat sevinci gündeme gelecek. İlişki problemi yaşayan ve ilişkisi olmayan koç burçları için de biraz daha belki Ağustos 15'e kadar sabırlı olursanız çok doğru aşkı, çok doğru insanı bulma dönemine geleceksiniz. Ama evlilik düşüncesi ve ilişkisi güzel giden insanlar için de evlilik haftasına giriş yaptınız. Ama Kurban Bayramı bitsin, öyle diyorsunuz. Evini değiştirmek isteyen bazı koç burçları için de biraz daha sabırlı olursanız çok keyifli ve aydınlık olacak. Ve ortak iş yapmak isteyen koç burçları için de bu hafta masaya oturulacak ve plan ve programlar yapılacak. O yüzden koçlar aslında çok güzel bir enerjinin, mantığının doğrultusunda hareket ettiği her raylı sistemi aydınlığa kavuşturacak ve onlar için çok başarılı ve güzel bir süreç olacağını söyleyebilirim. Sağlık olarak da boyun ağrınız, baş ağrınız ve kaşıntılarınız olabilir. İhmal etmeyin. 22 Temmuz boğa burçlarına neler bekliyor diyorsanız, boğalar aslında aşk rüzgarı gibi tatil kafalarındalar. Çünkü kendilerini dinlendirdiler ama hala hayal ettikleri tatil planı onların hayalinde bitmedi. Lütfen boğalar, bu hafta işlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı aksilikler, bazı problemler yaşayabilirsiniz ve bu problemler sizi üzebilir. O yüzden işimize konsantrasyon ve yöneticimiz ve yöneticilerinizle alakalı gereksiz gerginliklerden uzak duruyorsunuz. Çünkü siz huzuru seviyorsunuz. Huzur sizin limanınız. Huzursuz olacak şeylere dikkat etmezseniz gerçekten tedirgin bir hafta yaşayabilirsiniz. Araba almak isteyen bazı boğa burçları için de Eylül ayına kadar bu plan gerçekleşmiş olacak. Çok güzel bir arabanız da kapınızda. Uzun süredir de sizin ailede bazı gereksiz kavgalar vardı. Dinginlenme, netliğe kavuşma, hatta onlarla probleminizi yavaş yavaş artıya geçirme döneminiz olacak. Bu da sizin için gayet sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Boğalarda göz problemi ve boğaz enfeksiyonu problemi, alerjik bir oluşum olabilir. Kulak burun alerjisi, göz alerjisi. Dikkat edin, ama boğaların şöyle bir şey var. Aşk evresi de çok yakında sürpriz bir aşk yelken açacak ve bu sizin için çok doğru ve hayırlı bir evlilik yoluna girecek. Boğalarda güzel bir aşk rüzgarı var. Evliliğiyle sorun yaşayan bazı boğa burçları da bu hafta radikal bir karar. Ailelerle yaşanan sorunları artık masaya yatırılacak. Yol ayrımı dediğimiz kararlar alınacağını da söyleyebilirim. Ve bazı mal sorunlarınız gündeme gelebilir. Miras ya da ortak paylaşımlarla ilgili biraz dilinizi tutmanız gerektiğini söylüyorum. Doğru dengeyi bulursanız her iki tarafta artı puanda olacak. Yurt dışı planı olan bazı boğa burçları için de keyifli bir karar haftası. Eylül'e kadar bu sistemi oturtmuş olacak ve güzel bir sürecin aydınlanması var, ama boğalarda son zamanlarda dikkat etmedikleri için ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Yurt dışı problemi yaşayan boğa burçlarında evrakları güzel bir aydınlanmaya kavuşacak. Evet, ikizler burcunu 22 Temmuz'da neler bekliyor diyorsanız, ikizler aslında miskin değil, çok çalışkan ve çok, ama çok kafaları dağınık oldukları için her şey böyle bir toparlayayım derken darmadağın ettiniz. Evet ikizler, sizin işinizde bir sıkıntı görmüyorum ama yerinizde yükselti ya da değiştirmek istediğiniz mevzular gündemde. Bunu değiştirmenizi sağlıklı görüyorum çünkü artık orada mutsuzsunuz ve sizi keyif kılmıyor.
ve yerinden memnun olan ikizler burcu içinde güzel bir yükseliş toplantısı yapılacak, güzel bir süreç. Hatta kariyer yapmak isteyen ikizler burcu içinde bu Ağustos'a kadar karar verilmiş ve eğitimleriyle ilgili tamamlamak istediğiniz noktanın büyük bir aydınlanmasını yaşayacaksınız. İkizlerin aslında ailevi sıkıntıları geride kaldı ve hanede mutluluk ve hatta yeni bir ev düşünceniz oldu. Bu eve de taşınacaksınız ama burada eşlerden birinin araba gündemi var ve araba değişikliği söz konusu olabilir. Bu araba da bu yakın dönemde değişecek ama sizin de sol ayak, siyatikler ve batıklarınız ya da mantarlarınız olabilir vücut yapınızda. Bu bölgemize dikkat edersek sevinirim. Uzun süredir de beklediğiniz yurt dışı ya da şehir dışındaki iş evranızda bazı ikizler için kapıda, bunun sevincini yaşayacaksınız ve bu da size artı bir oluşum ve büyük bir aydınlık yaşayacağını söyleyebilirim. Okul arkadaşlarınız ya da hafta sonu ailenizle gitmek istediğiniz bazı yollar size uğurlu ve bereketli ama ikizlerin bu ara kafası dağınık ve yorgunluktan dağınık olduğu için çok fazla ikizlere bu ara bir şey yüklemeyin. Onlar ne istediklerini biliyorlar ama hayatlarındaki yorucu dönemi geride bırakıp dingin bir enerjiyle, güzel bir enerjiyle kendilerini tekrar yaratmak istiyorlar. O yüzden sakin ve sessizliği korursanız hem ilişkiniz hem de iş hayatınızla ilgili dengeler daha büyük başarı sağlayacak. Evet, 22 Temmuz yengeç burçları neler bekliyor diyorsanız, yengeçler aslında kendi kariyer hayatları ile ilgili bazı iş planları ya da ortaklık fikirler ya da yenilikler dediğimiz fikirler gündemde ama daha ne yapmak istediklerini onlar da bilmiyorlar. Ama şöyle söyleyeceğim, çok doğru bir dengeyi oturtursanız size güzel paraların akışı ama iş problemi uzun süredir evde olan bazı yengeçler için de çok güzel bir anlaşma ve bu anlaşma onlara artı bir para kazandırmaya sağlayacak. Düzgün ve daha hani problemli dönem geride kalmış, parayla alakalı dengenizde rahat ermiş olacak. İlişkinizle alakalı da uzun süredir yalnız yengeç burçları için de sürpriz bir geçmiş ya da geleceğe dair güzel bir aşkın yelkeni açacağı ve evlilik kararı verecek bazı yengeçler havada pırlanta yüzüklerinizi kutlayın istiyorum ya da sevgilinizi almak istediğiniz güzel bir hediye neyse bunu verebilirsiniz. Bazı yengeçlerin de aileye gereksiz atakları, gereksiz tartışmaları var. Lütfen onları kenara atın. Çünkü onlar sizin en güzel aileniz, en güzel saklandığınız liman. Sadece size çok karışacaklarını ya da hayatınızı yıpratacaklarını düşünüyorsanız lütfen onlara anlayış gösterin. Sonuçta aile köklerini idare etmek zorundasınız diye düşünüyorum. Fakat bazı iş yerinde sorun yaşayan ve ayağınızı kaydırmak isteyen altyapı ya da üst yapıdaki insanlara bu dönem özellikle Ağustos 13'e kadar dikkat etmeniz lazım yengeçler. Çünkü ayağınız kaydırılabilir, işinize zarar gelebilir, ihmal etmeyin. Bir de size gelecek bir güzel bir evrak, güzel bir kağıt, hatta bir miras kağıdı olabilir. Bu da sizi mutlu edecek. Bazı yengeç burçlarında da icralık olaylar var bu hafta. Bunlara dikkat edip toparladığınız takdirde herhangi bir zarar olacağını düşünmüyorum. Sizde de dilde aflar ya da diş iltihaplarınız, yani diş ağrısı değil de diş eti iltihapları ve son zamanlarda kulaktaki alerjik reaksiyonlar gündeme gelebilir. O yüzden yengeçler dikkat ediyorsunuz sağlığınızı. 22 Temmuz aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslanların aslında çok büyük bir anlaşma yapıldı ama hala haber gelmedi ve imza atılırsa onlar hayatının garantisini yaşayacak olduklarını savunuyor aslanlar için. Bir ay daha sabırlı olun. İstediğiniz evrak, istediğiniz sonuç size hayırlı gelecek ya da girmek istediğiniz iş kapısından güzel, olumlu haber alacaksınız. Fakat şu anki iş yerinizde bazı sistem problemleri var. Bu sistem problemleri yüzünden bazı aslanlar bulundukları işten çıkmak istiyorlar ve alternatif bulamadıkları için de buranın düzelmesi için dua ediyorlar. Bence düzelecek, sabırlı olun. Eylül-Ekim bu sistemsizliğin toparlanma dönemi sizi çok mutlu edecek ve hatta işinizle alakalı daha çok sarılacağınız planlar ön planda olacak. O yüzden bunu değerlendirmeniz taraftarıyım. Yabancı dil eğitimi almak isteyen ya Rusça ya İngilizce almak isteyen aslanlar için tam zaman diyorum. Çünkü sizin dile yeteneğiniz çok hakim. Bu dönem bunu yapabilirsiniz ve son zamanlarda kilo problemi yaşayan
aslanlarda koşmak, pilates, yüzmek, yani bu tarz bir enerji hakimiyeti içerisinde belki de vücudunuzu tekrar topar. Kadın erkek ayrımı yapmıyoruz değerli aslanlar. Vücudumuzun toparlanmaya tekrar ihtiyacı var. Bunun için gayet sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Son zamanlarda aslanların rüyaları karmaşık olabilir. Aileyi çok geri, ya mesela bir şey hayal ediyorsunuz pat diye önünüze çıkabilir. Bu aralar duanızı bol bol edin. Rabbim size bütün dualarınızı en iyi şekilde karşınıza çıkacak ve hayırlısıyla güzel oluşumlar yaşayacaksınız. Evde olan aslan burçları için artık çocuk dediğimiz enerjiye giriş, Ekim-Kasım arasında da çocuk sürecini yaşayacağız. Ama mahkemelik ve uzun süredir iş problemi ve iş mahkemesi olan aslanlar Eylül'e kadar da bu haberlerin mutluluğunu yaşayacaklar. Hiç sorun yaşama aslan burçları. Çünkü her şey sizin için daha verimli, daha aydınlık olacak. 22 Temmuz, Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, Başakların aslında uzun süredir sıkışan yasal problemler, yasal evraklar ve işlerinizle alakalı gereksiz iftira ya da yaşadığınız bazı olaylar sizi çok yıprattığı için güven problemi yaşıyor olabilirsiniz. İnsanların hiçbirine bu aralar hep kocaman soru işareti, anneniz olsun, ablanız olsun, eşiniz, sevgiliniz hep bir soru işareti içerisindesiniz. Artık özgüven döneminiz tekrar yerine geldi. Bu haftadan sonra yapılan yanlışlıklar düzeltilecek. Sizlerden bazıları özür dileyip daha güveninizi tazeleyeceksiniz ve bu size çok olumluluk, güzel bir aydınlanma, güzel süreç yaşanacak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, bazı başak burçları devletle alakalı bekledikleri evrakların sevincini, hatta iş kurmak isteyen başak burçları için de ortak karar ve yer arama dediğimiz bir döneme giriş sağladınız ve bu size çok iyi kazançlar sağlayacak başaklar. Bence doğru zamandasınız, bunu doğru dengelerseniz size muhteşem bir para dengeniz ve oturtmak istediğiniz ve almak istediğiniz bir ev mevzusu var. Buna da sahip olacaksınız ama sizin de anneanne ya da babaanneden gelen bazı mal evrelerimiz var. Bu mallarla ilgili beklediğiniz yenilikler var. Bu yenilikler sanki birkaç kişi arasında paylaşılacak. Bu paylaşma sırasında tartışma çıkabilir. Bu tartışmaya dikkat ederseniz sevinirim Başak burçları. Sizde de damarlarla ilgili kalp ve mide kalp damarları, ciğerle alakalı noktalarımız hassas. Ama özellikle mide sıkışması, spazmı, bu tarz gündemler olabilir. Yazın gereksiz yemekleri kaçırıyor olabilirsiniz. Bu konuda dikkat ederseniz başaklar sevinirim. Bazı başaklarda da babaanne ya da anne olma dönemi başlayacak. Çocuklarınızla ilgili hedeflediğiniz birçok şey size artı olay. Bir de ailenizdeki kalan bir bina ya da daireyle ilgili uzun süredir satalım mı satmayalım diyen başak burçları için de tam zamanı. Satma dönemimiz geldi. Satmanızı hayırlı ve uygun olarak görüyorum. 22 Temmuz. Akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında çok sakinliğin içinde bir karmaşık dönem. Hani bu karmaşıklığın içinde de kendi ruhunu iyileştiremiyor. Nasıl yani diyeceksiniz? Mesela bugün iştesiniz ama kafa karışık ve buraya konsantre olamıyorsunuz. Konsantre olamadığınız için acayip gerginsiniz. Bir konsantrasyon problemi oluştu. Bir alınganlık dönemi akrep. Bence çok iyi bir tatile ihtiyacım var akrep. Çünkü kendini iyileştirmek için kendi yönünle alakalı süreçlerde kendi yönündeki süreçlerde çok güzel bir oluşum yaşanacak ve bu oluşumla birlikte inanılmaz güzel bir aydınlanma yaşayacağını söyleyebilirim. Ama hayatınızla alakalı da evlilikle ilgili korkan bazı akrep burçlar için de evlilik kararı kapıda ve güzel bir akrebin güzel bir evlilik süreci ve bu süreçle birlikte hayatınızda isteklerinizin kavuşacağı söyleyebilirim. Akreplerin geçmişte kavga ettiği dostlarınızla ilgili güzel adımlar olacak ve bu adımlar size çok artı bir süreç ve çok keyifli bir evre yaşatacak. Bence akreplerin bu dönem şansı ve kapısı ve korkuları geride kalıyor. Daha verimlilik, daha planlı programlı güzel bir tatil haftasına giriş yapacaksınız. Bu tatil sizin enerjiniz ve güvensizliğini toplayacak. Sizde de anneyle ilgili ayak ve diz ya da büyük hala teyzeyle ilgili diz kapaklarıyla alakalı sorunlar ve bu sorunlar biraz ameliyat ya da operasyon dediğimiz noktalarda sıkıntı yaratabilir. Bunu ihmal etmeyin ama şöyle söyleyeceğim, akreplerin şans topları güzel, sayısal loto, şans topu, ne bileyim kalbinizdeki enerji neye inanıyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecek ve ruhunuzu iyileştirecek. Bir de aile arasında değil de arkadaşlarınızla bir de güzel bir dağ havanız var. Çıkın dağa, piril piril, fırıl fırıl gezin, eğlenin diyorum. Belki oksijensizsiniz.
Biraz oksijene ihtiyacınız olabilir değerli akrepler. Evet, ben neyi unuttum? Terazi burcunu unuttum. Parantez açıyorum. Çünkü ben buraya bütün herkesin notunu almışım. Bu terazilere karşı garizim var galiba. Sadece teraziyi almamışım. Teraziyi şimdi biraz inceleyeceğim ve ondan sonra teraziyi unutmuşum. Terazi burçları için şöyle diyebilirim, inceliyorum. Belki 22 Temmuz onların ilk haftalarındaki güzel imzalar onların hayatında çok verimli ve aydınlık bir süreç yaşayacak. Ve bu aydınlık süreç onların hayatında istediği iş ve yöneticileriyle alakalı ya da çalıştığı ortamla ilgili gerginlik bitiyor. Süt liman gibi bir haftaya giriş yapacaksınız. Bunun tadını çıkartın teraziler. Çünkü size imkanlar, yenilikler ve bu yenilikleri değerlendirdiğinizde önünüz inanılmaz güzel açılacak ve daha güzel imzalar atacak. Fakat maddi olarak kredi kartı ya da banka ya da bu tarz elden aldığınız borçlar biraz sizi zorluyor olabilir terazi burçları. Bence panik yapmayın. Ekim'e kadar şansınız var. O noktadan sonra bunların hepsini toparlayacaksınız. Çünkü satmak istediğiniz bir yer var. Bunu satıp bu borçları kapatmak isteyen bazı teraziler için de Ekim'e kadar satmak istediğiniz ya da elden çıkartmak istediğiniz nokta gayet güzel ve verimli olacak. Hiç korkmayın çünkü Rabbim sizi hiçbir zaman unutmadı. Ben unutuyorum ama Rabbim sizi unutmuyor. Beni idare edin, Rabbimin gözünde değerlisiniz demek ki. Sizin de anne ile alakalı size sürpriz paralar ya da büyüklerimizden gelecek sürpriz paralar sizin sıkıntılarınıza biraz destek olacak ama en doğrusu evinizin ya da yerinizin satılıp özgürce rahat etme ihtiyacı olan teraziler gerçekten Ekim'e kadar, aslında Ağustos başlangıç, Ekim komple toparlanma dönemi. Ama özel hayatınızla ilgili yaşadığınız olaylar sizi yıprattı. Çünkü maddi gerginlikler vesaire ve evliliğimize yansıdı. Bunları toparlama dönemimiz ve bunlar toparlandıkça sizin içsel dünyanızda toparlanıp daha renkli kişiliğiniz ve daha keyifli evreniz size artılar getirecek ve bu artılar sizi mutlu edecek. Sağlık olarak sadece çok yorgunsunuz. Ve uzun süredir de hep birilerine sürpriz yapmak istiyorsunuz ama maddi gerginlikler sizi yıprattığı için sizin de 2 gün eşiniz ya da dostunuzdan gelecek güzel bir tatil, hatta denizin ortasında acayip keyif alacaksınız teraziler. Bunun tadını çıkartın. Bu size artı geleceğini söyleyebilirim. Evet, terazileri unuttum. Bütün terazilerden özür dileyerek yay burcuna geçiyorum. Çünkü akrebi yorumladım. 22 Temmuz yay burçlarımızı neler bekliyor diyorsanız, yayların aslında hiç bitmeyen bir tatil, eğlence, ruhunu iyileştir, işte bir eğlencelik bir ruh hali yaşıyor bu hafta. Espritel, kahkahalar, enerjisi. Çünkü aslında çok mutsuz ve bunu gülerek insanlara mutluymuş imajı veriyor bazı yay burçları. Bence yaylar, acıdığınız aşk hayatınızda yaşanan gerginlikler sizi o kadar yıprattı ki, yani kimle sevgili olsam hep yarım kalıyor, kiminle bir şey başlasam hep ters gidiyor. Evliliğin bile ters gidiyor diyen yay burçları için belki de onlara güneş ay tutulması onlara duygusal evrelerinde çok iyileştirme enerjilerinde ve eksik taşlarını tamamıyla iyi noktaya gitme dönemi olacak. Yayların da özlediği sevgi, şefkat, güzel sözler hayatına ay tutulmasından sonra güzel bir değişim ve bu değişim onları artılar getirecek. İş konunuzla alakalı güzel gidiyor ama başka bir iş başvurusu olan bazı yaylara da bu haftadan sonra güzel oluşumlar, olumlu süreçler olacak. Bence hiç endişe etmeyin çünkü yayların sadece tekrar şarjlarını çok doğru oturtup bu evrede iş, çünkü onlar işkolik, çenebaz ve ne istediklerini bilen yaylar için de belki de bu yılın yarıdan sonraki, yani Ağustos, onların tekrar ne istediklerini bildikleri, oturtmak istedikleri her şeyi toparlayacağı bir dönem. Belki de sizde abi ya da kardeş arasında, erkek kardeş arasında yaşanan bazı gerginlikler sizi yıpratabilir. Yay burçları, bunu da toparlayacaksınız. Endişe etmeyin. Sizin de arabanızı satma gibi ya da araç değiştirme gibi fikri olan yay burçları için de belki biraz daha sabırlı olun. Tatilinizin tadını çıkartın. Ondan sonra satmanız sizin için daha sağlıklı olma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Ve bu da size çok artı bir enerji sağlayacak. Yayların da böyle dedikodu ruhu başladı bu ara. Gereksiz insanların dedikodusunu yapmak isteyen bazı yay burçları için de bence diyorum ki yaylar, siz dedikoduyu kenarda bırakın.
ne istiyorsanız ve bu yörüngenizle ilgili ne aydınlanmasını istiyorsanız size sahte güzel haberler, güzel süreçler geliyor ve bunlar size artı bir süreç ve artı nokta sağlanacak. Hiç endişe etmiyorsunuz çünkü sizin kendi ailenizden değil de dostlarınızdan gelecek sürpriz ve olumluluklar var ve bu olumlulukları çok doğru değerlendirmeniz lazım. 22 Temmuz Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Oğlakların aslında ne istediklerini çok biliyorlar ama çok yorgun ve çok gergin ve tatilin ihtiyacı ve güneşe o kadar ihtiyacı var ki karanlıklar odasında yaşayan Oğlaklara sürpriz oluşumlar, güzellikler ve güzel süreçler olacak. Ve yapacağınız ortaklı ya da yaptığınız işlerle ilgili çok güzel geri dönüşümler ve bu geri dönüşümler size çok güzel paralara dahil olacak. Sadece inancınızı yitirmeyin. Çünkü inandınız artık inancınızı böyle ipliğini boşalttığınız vakit belki Rabbim de size güzel. Onu küstürmeyin ve tekrar o enerjiyle, o motivasyonla ruhunuzu toparlayın. Size çok güzel oluşumluklar var. Özel hayatıyla ilgili de aslında evli olan Oğlak burçlarının kendi hayatlarıyla ilgili korkuları değil de evlilikleriyle ilgili parasal dengede yaşanan bazı gerginlikler onları çok yıprattı ve o yüzden de çocuk, çoluk, ev, ödeme vesaire şey devamlı Oğlaklarda böyle bir yapabilir miyim? Siz yapabilirsiniz Oğlaklar. Siz hem tutumlu, hem kurallı, hem disiplinlisiniz. O yüzden korktuğunuz hiçbir şey sizin hayatınızda eksi olarak gözükmüyor, artı olarak dönecek. Panik yapmayın. Özellikle burada Oğlak burçlarının kız ya da erkek çocukları varsa çok güzel bir iş hayatları ya da yörüngeleriyle ilgili güzel başlangıçlar olacak ve siz çok onurlu olacaksınız. Bir de sevgilisi olmayan ve sevgilisini bekleyen, uzun süredir özlem duyan Oğlaklar, evet sonun zaferi sizin olacak ama biraz daha sabır. Sabrın solu selamet, artık Tahtalıköy'de buluşacağız, yapacak bir şey yok diyeceğiz. Evet, gerçekten bırakalım espriyi ve sizin hayatınızdaki doğru aşk ve istekleriniz de yerine gelecek. Gebe kalmak isteyen ve çocuk isteyen ve tedavi gören Oğlaklar bu yıl onların doğru şansı. Bunu deneyebilirsiniz ve çocuk heyecanını yaşayın. Ya baba ya anne olma muradınız gerçekleşecek. Sizde de uzun süredir icralar ya da çözülmesi gereken olaylar yasal olarak, güzel olarak çözülüp ve hapis korkusu yaşayan Oğlaklar böyle bir şeye gerek yok. Rabbim sizi koruyacağına inanıyorum. Kova burcu 22 Temmuz neler bekliyor? Kova burcu 22 Temmuz neler bekliyor diyorsanız kovalarda mucit kafalar, icatlar, kafa kurmalar, sessizliğe bölünmeler, kimse üstüme gelmesin, bu ara uyumak istiyorum diyen kovaların belki de hiç olmadıkları kadar uyuduğu dönemdesiniz. Bence artık uyanın, ne istediğinizi biliyorsunuz ve yörüngenizde hiçbir şey değiştirmeyin. Sadece iş konunuza konsantre olun. Çok güzel devletle ilgili planlarınız var ve devletten beklediğiniz evraklarınız var ve bu evraklar size çok artı dönüş yapacak kovalar. Bence tam uyanma zamanınız, bunun doğru adımlarını attığınız takdirde siz artı iş konumunuz, artı para konumunuz çok büyük bir rahatlığa erecek ve korkularınız geride kalacak. Evli olan bazı kova burçları boşanma kararı verdi. Bence şu yazı geçirin, öyle boşanmayı düşünün. Şu güneşin, bu denizin tadını çıkartın. Çünkü çocuklarınız bu konuda biraz depresyona girebilir. Biraz daha sabırlı olun. Ondan sonra ortak bir kararla yine boşanın ama lütfen çocuklarınızı bu dönem düşünün. İlişkisi olmayan kovalar aşk kapıda, nasıl kapıda? Gerçekten ruhunuzun aynası, Tanrı'nın size verdiği ya da Rabbimin size verdiği en güzel aşkla evlilik yoluna gireceğiniz insan karşınıza çıkacak. Bu da size artı bir dönem, artı bir keyif vereceğini söyleyebilirim. Kovaların saç dökülmesi ve vücutla ilgili deri kazıntıları, ne bileyim işte hani bu tarz kaşırız ve deriler egzama şeklinde yol alır ya da kabarmacıklar olabilir. Panik yapmayın, stres ve sinirsel yollarınızla alakalı. Bağırsak sisteminiz biraz çökmüş olabilir. Bu dengeyi doğru tedaviyle uygulayabilirsiniz. Bir de ev almak isteyen kova burçları için tam zamanı. Bu ev sizin için hayırlı ve aydınlık olarak görüyorum ve ne istiyorsanız gerçekleşeceğini söyleyebilirim. 22 Temmuz, balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında bu ara bomba projeler, bomba işler ve yapmak istediğiniz çok güzel teklifler ve bu teklifleri artıya geçirmek isteyen balık burçları için tam zaman. Tatili geride bırakıyoruz ve artık oluşması gereken imzalar ve hedeflediğimiz her şeyin
Size çok artı bir enerjiyle döneceğine inanıyoruz. Eğer çalışıyorsanız 7. ay yükseliş, devlete girmek istiyorsanız da bu kapınızın aydınlanması, mühendis olmak istiyorsanız da bu konuyla ilgili çok güzel aydınlanmalarınız var. Balıkların çok çok olumlu dediğimiz haftalara giriş yapması, çünkü duygusallığı geride bıraktılar. Radikal para, iş ve kariyer hayatıyla ilgili çok ben varım, ben de buradayım dedikleri bir balık enerjisindeyiz. Bunun tadını çıkartın. Tekne merakı ya da iş kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz bazı süreçlerle ilgili çok güzel bir oluşum var. Ve bu oluşum size çok artı getirecek. Ve bu artıyla birlikte kendi hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili de ne istiyorsanız gerçekleşeceği dönem. Çünkü siz aşkı istemediniz ama aşk size yeniden giriş yapıyor. Ve bu giriş size artı güzel süreçler sağlayacağını söyleyebiliyorum. Balık burçlarının babayla ve kalp damarı ve bağırsaklarla ilgili sıkıntısı ya da prostat sıkıntısı olabilir. Belki balıklar bu konuda biraz hüzün yaşayabilir. Bir de Fethiye değil de Cunda Adası ya da gitmek istediğiniz bazı noktalarınız var. Bu noktalar sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Evet, balıklar kazını çıkartın. Size her şey güzel ve ilişkisiyle küs olan balıklar için de İnanılmaz barışma haftası ve bu barışmanın tadını çıkartın, size güzellikler gelecek. 22 Temmuz, teraziler unuttuğum için bütün teraziler kalbi kırılmasın ama akrepten sonra siz devam edeceksiniz. Sevgiyle, mutluyla kalın, iyi haftalar. 22 Temmuz size çok şeyler, güzellikler getirsin. Haftaya tekrar görüşmek üzere, mutlu kalın, hoşça kalın.